Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş buldum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İzmir mi, İstanbul mu? İstanbul. Ya bu çok duygusal bir soru değil mi? Çünkü İzmir'de doğmuş ve İzmir'de büyümüş değil. Bir insana bu soruyu sorman. Değil. Yani gönlüm İzmir diyor, beynim İstanbul. İstanbul ya. İstanbul. İzmir. İstanbul tabii ki de. Neden? Neden? Çünkü daha İzmir diyecek yaşta değilim. Belki bundan bir 30-40 sene sonra İzmir derim ama şu an İstanbul. Neden 30-40 yıl sonra İzmir diyeceksin de şimdi? Öyledir ya. Türkiye'de güneye ineyim. Artık yapacağımı yaptım. Çocukları okuttum. Çocukların altına arabayı aldım, evlerini aldım, işini kurdum filan denir. Hadi eyvallah der giderler. Sonra nereden sana sana abi Seferihisar'dayım olur ya. Onun gibi herhalde ben de öyle yaparım diye düşünüyorum ya. İzmirliyim. İzmir'i seviyorum. Ya İstanbul da güzel ama İzmir bir başka ya. Benim canım memleketim yani. İzmir güzel. İyi, niye burada yaşıyorsun o zaman? Para için. ne abi işler burada. Mecbur taşındım ben de. İzmir'i bıraktım. Herkes zaten diyor sen manyak mısın? Niye İzmir'den İstanbul'a geliyorsun diye ama biraz böyle emekliliğime kadar burada böyle para kazanıp sonra tekrar memleketime geri döneceğim. Çünkü İzmir o kadar az gördüm ki hayatımda. Hep İzmir başka derler. Eşim dahi Emre de sürekli İzmir'e yerleşmek ister. Böyle bir empoze edilmiş içimize İzmir şöyle, İzmir bambaşka falan diye ama ben İstanbul, yani her zaman büyük şehir kadınıyım. O yüzden de ne kadar büyük o kadar iyi. Çünkü dediğim gibi İzmir'de doğdum, orada büyüdüm. Bir kere orası benim evim. O yüzden seviyorum tabii ki yani. İzmirli misin? İzmirliyim. Neresinde? Karşıyakalıyım. Karşıyakalısın? Karşıyakalıyım. 35,5 muydu? 35,5. Geçen gün gittim, geçen hafta. Gerçekten beğendin mi? Karşıyaka'yı çok beğendim. Çok sakin, nezih. Güzel bir yer değil yani. Mi? Güzel bir aynen. Yer. Aynen. Yaşanır. Yani ben torpil geçmiyorum. yok ben beğendim. Güzel yer ya. Herkes tabii doğduğu yeri seviyordur diye tahmin ediyorum. Neden beynim İstanbul diyor? Çünkü İzmir'de olmayan çok fazla seçenek iş açısından, yaşam açısından İstanbul'da var. Maalesef. Böyle bir durum var yani. Keşke bu şartlar İzmir'de olsaydı. Keşke yani evet büyük şehir ama birazcık o konularda sıkıntısı var. İzmir insanı bazı şeylere inanılmaz takık. Mesela abi bir tane restoran var. Pizza Venedik diye. Küçükken reklamlarında oynamıştım bu arada. Hala giderler orada yerler. Bak yanına gitsin Big Chefs açsın. Yanına gitsin ne bileyim ne popüler Midpoint açsın. Abi oraya gitmezler İzmirliler. Gider yine Pizza Venedik'te yemeğini yer. Böyle bir şey kesinlikle var. Yani böyle bazı şeylere sıkı sıkı tutunma. O yüzden de İzmir'de açılan şeyler çok şey olmuyor, devam edemiyor. İzmirliler eskisi gibi yaşamayı seviyor. Değişimi evet, çok sevmiyorlar. Değişimi çok sevmiyorlar bence de. İstanbulluyum ve İstanbul'da yapacak daha çok şey var şimdi. Çok İzmirli gibi duruyorsun. Aa, İzmirliler güzeldir diye mi? Bilmiyorum artık. yani İzmir'i çok görme fırsatım olmadı açıkçası. O yüzden bir neden sunamayacağım. Hiç gitmedin mi İzmir'e? Gittim canım ama genel olarak Çeşme'ye gittim. Hmm. İzmir'in merkezine 3-4 defa, o da kısa böyle yani. Tamam, İzmir'e gitmediğin için mi İstanbul'u seçtin? Hayır, gitseydim de İstanbul'u seçerdim. Tamam işte, neden? Daha metropolümsü böyle. Hmm. Daha çok imkan. Kaos seviyorsun. Tabii, trafiğini bile çok seviyorum İstanbul. Şaka değil. İzmir'i ve İstanbul'u bize üçer kelimeyle anlatsaydım, bu kelimeler ne olurdu? Karşıyaka, Alaçatı, Çeşme diye İzmir'i üç kelimeyle anlatacağım. İstanbul, kaos, trafik ama evim. İzmir, samimi, sıcak. Yazın çok sıcak, haddinden fazla sıcak. Ve özlem. Peki İstanbul? Evet. İstanbul, kaos, trafik, yine de güzel. İstanbul'dan başlayayım mı? Hı hı. Trafik. Hı hı. Nasıl anlatılır ki böyle yani? Hani o cıvıltı mı denir, ne denir o? Güzel bir kalabalık yani. Hani kalabalık deyince şey gibi olur. Kalabalık hani cıvıltı böyle. Üçüncü olarak da kaos. Aradığım üçlü. İzmir daha böyle huzur. Yaz. Hani yaz. Daha böyle
Ya huzurla sakinlik aynı şey olacak. Keyif. Yani evet, keyif. Aslında baktığında İzmir seçmem gerekiyor değil mi? Hı hı. Ben İzmir seçmek istiyorum. Hayır, geçtik artık. Ben İzmir diyorum. Tamam. Oho, bir dakika. İzmir, huzur, deniz. Bireysel mi cevaplayayım? Kafana göre. O zaman aile de diyeceğim. Değil mi? Tamam, ailen orada yaşıyormuş, anladık. Evet, bir tane arkadaşlarım da benim ailem gibi, onlar da bütün arkadaşlarım orada. İstanbul'da para, kaos ve trafik. Yorucu, heyecanlı, kaotik. İzmir'e? Sakin, ılık. Bir de tatil. İstanbul'dan başlayayım. Kaotik. Eğlenceli. Kozmopolit. İstanbul. Sonuç olarak kaotik yani. Kaos. Çılgın bir şehir. Aynen. Delilik. Delilik. Burada yaşamak gerçek delilik. Ama vazgeçemezsin bence. Buradan sonra İzmir'e taşınabilir misin? Ben taşınamam. Ben taşınırım. Hadi be. Aynen. Artık slow city'ler beni daha çok çekiyor. Urla'da domates yaparsın. Yo. Öyle bir. Güzel bahçede rakı içerim. Tamam. Susuyorum. Susuyorum. Dur, İzmir'de ne diyebilirim? İzmir. Şey demek istiyorum. Nasıl? Açık kafa böyle demek istiyorum ama. Open minded. Open minded. İzmir. Açık kafalı İzmir. İki, sıcakkanlı. Üç, keyifli. İstanbullu kızlar mı, İzmirli kızlar mı? Soruya bak. Bunun kızlara sorulacak versiyonu da var mı? Aynen. İstanbullu erkekler mi? Aynen. İzmirli erkekler mi diye. Evet. Kütahyalı kızlar. Neden? Yoksa yenge Kütahyalı mı? Yengen Kütahyalı. Yakışır. Yengene de buradan selam söylüyorum eğer izliyorsa. Kanalıma abone olmayı unutma. Damla. Aşağıdaki butonlardan beğenmeyi de unutma. Çok selam söylüyoruz sana. Yengeye selam. Selam. Damla'dan İzmitli erkekler gelmezse? Sıkıntı büyük. Bakarız. Ona o zaman bakarız. İzmitli erkekler. Sen benim ilişkim bitirmeye çok çabalıyorsun her iki kanalda da ama yemezler. İzmit'in erkekleri diyorum. İzmit'in erkekleri. Evet, İzmit'in bir tane erkeği diyorum. Nedir bu İzmit'in erkeklerinin özellikleri? İzliyorsun, görüyorsun işte konumuz ne kanalında. O işte o profilini asarım keserim abi hani. Ama çok tatlı çocuklar. Evet, öylelerdir. İzmirli erkek tanımıyorum desem. İstanbul'da erkek daha çok seçme şansım daha fazla olabilir, o yüzden de ne kadar çok o kadar seçim şansı, yine İstanbul diyeceğim. İzmirli erkekler. Neden? Çünkü İstanbullu erkekler şam şeytanı. Çünkü buradaki şeylere göre yetişiyorlar insana. Bir tek erkekler için değil yani. İstanbul'da insanların sanki aklı daha çok böyle cinliğe, sinsiliğe falan çalışıyormuş gibi geliyor. İzmir'de herkes sanki bir tık daha saftirik değil mi ya? Naif. Bir tık daha naif. Evet. İzmirli erkekler. Mı? Mı? Tabii ki. Yani İstanbul erkeklerden bir hayır görmedim ben. Bir öncekinde de yavşak mı dediler İzmirliler? Evet ama o kim dedi? Evet, yavşaklığı şöyle söyledi bir arkadaşımız. Bir arkadaşımız? Rahat. Çok rahatlardır. Aa, tamam da şöyle bir şey var. O zaman benim babam da bu klasmana giriyor. Mesela hiç bana ergenliğimde yetişirken hiçbir zaman hayatımda şu saatte evde olacaksın, şuraya geleceksin, kimle gittin, nereye gittin diye sorulmadı. Çünkü rahat ve Avrupa'yı tarzı yetiştiriliyoruz bence, o yüzden. Ordulu erkekler. İkisinde de hayır yok çünkü. İzmir, İstanbul, boşverin, Ordulu erkekler. Galiba erkek arkadaşın Ordulu. Evet. Şu an tribüne oynuyorsun. Evet. Hadi Ordulular, yorumlara yüklenin. İzmirli erkekler. Ya. Son zamanlarda öyle bir şey denk geldi. İzmirliler daha
İyi geldi bana. Nasıl geldi? Anlat, açar mısın bize? Yine bunu izleyenler. son zamanlarda bir İzmirli arkadaş çevresine doğru girdim gibi oldu. Daha rahatlar, daha açıklar, daha az tutucular. Ve daha yani yeni şeylere açıklar diyebilirim. O yüzden. Videoyu like edin. Lütfen abone olun mutlaka. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Artık bu kanalda bence bir zahmet abone olmayı unutmayın. Kaç olduk? Bayağı olduk ya. Çok olduk. Artık bir 200 bini görsün yani. Bye bye. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, özellikle ordulardan bekliyorum. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bu kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bye bye. Hepinizi öpüyorum. Videoyu likelamayı, kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya burada mıyım? Haftaya görüşürüz.